Herkese merhaba. Bu videoda Sweet Child O' Mine'ı armonik olarak inceleyelim istedim. Daha önceden parçanın gitar solosu nasıl çalınır diye bakmıştık kanalımda. Bir de armonisine bakalım. Eğer bu videoda bahsettiğim kavramlar size uzaksa veya neden olduğunu tam oturtamamış durumdaysanız, Müzik Teorisi Armoni 1 isimli bir video kursu yayınladım. Bu kursun linki de video açıklamasında var. O linkten giderek %60 indirimle ulaşabilirsiniz bu kursa. Parçanın tonuna bakalım. Nereden anlıyorduk parçanın tonunu? Aldığı arızalardan anlıyoruz. 6 tane bemol almış. 6 bemol dizimiz ne oluyordu? Sol bemol majör veya mi bemol minör olabilir. Veya bununla ilgili modlar olabilir. Şimdi tınıya bakalım. Dinleyelim. Notalara bakarak anlamaya çalışalım ne olduğunu. İlk notamız R'den başlıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir dinleyelim melodiyi. Nasıl gidiyor? Bakın. Üzerinde durduğu akor ne? Re majör. Yani re notası üzerinde duruyor. Aslında tamam parça sol majör, sol bemol majör tonu içerisinde gibi görünüyor ama kök sesimiz re. Bu da şu demek. Parça bir moddan tınlıyor aslında. Bakın hep re ağırlıklı çalmış ve tekrar re, yani şöyle hem re'de başlıyor hem re'de bitiyor hem tekrar re'de başlıyor. Yani aslında odak noktamız kök sesimiz yani re diyorum ama re bemol hani şurada başta bemol işaretleri var. Notalar direkt natürel gibi yazılıyor ya ben de öyle konuşuyorum ama öyle değil tabii. Re bemol parçamızın aslında kök sesi. Dolayısıyla sol majörün ilgili hangi dizisi re bemol oluyor diye düşünürsek re bemol veya mi bemol minörün ilgili hangi dizisi re'den başlıyor diye düşünürsek re mixolydian oluyor parçanın tonu. Yani mixolydian modu bu parçanın aslında tonu. Arızalardan neler olabileceğini anladık ama durduğu, üstüne bastığı notadan kök sesin ne olduğunu anladık. Dolayısıyla parçanın tonu re bemol mixolydian. Şimdi devam edelim. Tabii bu yazılma notu olduğu için midi çalıyor birazcık. Sesler çok güzel değil ama idare edin. Burada sonuçta analiz yapıyoruz. Bakın. Re majör akorunu vermiş. Tekrar hem bitirmiş hem onda başlamış. Çok kuvvetli. Uzun versiyonu tabi. Normalde klip versiyonu da burada söze giriyor parça. Ama albüm versiyonu böyle. Devam edelim. Bakın yine sözler de re majörden başlıyor akor olarak. Ama tabi remix söyledim parçanın tonu. Geldik geldik sözler, söz kısımları böyle. Aynı şekilde gidiyor çünkü o yüzden geçiyorum. Devam ettim. Nakarata geldik. Bakın ne yapmış nakaratta? Akorum ne burada? İki tane. Bir daha bas, bir daha tiz. La var. Bir de arada mi var. Gördüğünüz gibi bu akorlarda. Yani ne yapmış eleman? Kök ses ve beşlisini basmış. Power chord basmış. Burada majör minör akor basmamış. Yani gitardan biliyorsunuz hepiniz zaten power chord'un nasıl basıldığını ama burada da notasyon olarak görmüş olduk. Power chord akor değişti, ton değişmedi. Hala re bemol mixolydian parçanın tonu. Değişmiyor yani o henüz. Zaten yine gördüğünüz gibi re majöre döndü. Hani parçanın tonunun değişik bir şeyi yok. La majörden başladı akor olarak ama re majöre döndü. Aynı yerde duruyor. Tekrar aynı nakarat var. Sonra işte bir melodi var. Yine re majörden akor olarak bahsediyorum. Ton olarak değil. Tekrar sözler geliyor. Tekrar nakarat gelecek. Solo'ya girmek istiyorum. Solo'ya bakalım. Çünkü orada bir değişiklik oluyor.
Şimdi burada olay değişti. Solo'da bakın zaten hissiyat da hemen değişiyor. Daha önce daha eğlenceli bir havası varken parçanın, burada daha karanlık bir havaya bürünüyor solo'da. Akorlara dikkat edin, bakın akor geçişine. Çünkü burada parçanın aslında hani hissiyat olarak bahsediyorum, armonik olarak değil, modu değişiyor yani. Aslında armonik olarak da modu değişiyor. Daha önce buraya kadar, solo'ya kadar neydi? Re bemol mixolydian'dı parçanın aslında kökü, hissiyatı, mixolydian tanısı geliyordu parçada buraya kadar. Burada ne oluyor? Bakın, kök ses değişmiş oldu. Kök sesim değişti. Artık kök sesim mi. Mi bemol daha doğrusu. Yani tabii ki şu baştaki bemolleri unutmayalım. Mi bemol. Hissiyatını aldığımız şey mi bemol. Artık burada parça mi bemol minöre döndü. Re bemol mixolydian'la zaten mi bemol minör birbirinin ilgili modları. Dolayısıyla yani parçada ton değişikliği yok ama mod değişikliği var. Hissiyat değişikliği var. Yani notalar değişmiyor ama hissiyat değişiyor. Daha karanlık bir yere gitmiş oldu parça. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir arıza işareti var. Normalde bizim hani bemollerimizi zaten arızalarımızı baştan belirttiğimiz için parça boyunca başka bir arıza ihtiyacımız olmaması lazım değişiklik olmadığı sürece. Ama burada bir natürel işaretimiz var. Çünkü burada farklı bir durum var. Farklı bir dizi var aslında. Ne olmuş? Burada gördüğümüz ses re. Normalde re bemol yani bemolden dolayı. Solo'da mi bemol minörde gidiyoruz ama bakın burada bir arıza işareti var. Ne yapmış? Re bemolü natürel koymuş ve re'ye çevirmiş. Yani yarım ses tizleştirmiş. Re dediğimiz mi bemol minörde yani mi bemolün kaçlısı oluyor? Yedilisi. Yedili yarım ses tizleşmiş. Dolayısıyla ne oldu? Burada yedili yarım ses tizleştirdiğim için minör dizide armonik minör elde etmiş oldum. Dolayısıyla adam burada armonik minöre kaçmış, tekrar minöre dönmüş. Mesela dinleyelim. Bakın bir nota almış armonik minörden. Şimdi burası önemli bir nokta. Aslında işte bu yüzden armoni bilmek gerekiyor. Çok ufak dokunuştan nasıl değişiklikler yapılabiliyor? Mesela buradaki natural işaretini silersem bu ne olacak? Normal mi bemol minörde çalınmış bir melodi olacak. Bir dinleyelim. Bakın yine çok güzel aslında. Ama işte bu armoni bilgisiyle yaptığınız ufak dokunuşlar güzel bir soloyu efsane bir solo haline getiriyor. İşte oradaki armonik minör ne yapıyor? Gerginliği sağlıyor. Yani tansiyon yaratıyor ortada. Bakın böyle dinleyince çok güzel ama rahat. Ama armonik minör tınlattığınız zaman bir heyecan, bir gerginlik yaratıyor. Yani diyor ki solo bir yere gidecek, bekle. Zaten şu hızlandığı yerde kullandığı dizi direkt armonik minör. Yani ufak kaçışlarla minörden, natürel minörden armonik minöre ufak kaçışlarla adam soloyu nasıl renklendirmiş, tek düzelikten nasıl çıkarmış. Yani şu efsane bir hareket bence. Çok çok basit ama olayı değiştiren şey. Dediğim gibi işte bu yüzden armoni bilmek lazım. Ufak dokunuşlarla yazdığınız güzel bir melodiyi efsane bir melodi haline getirebilmek için.